Herkese merhabalar. Bebek Örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir hırka çalışmamız var. Çiğ tanesi modelinden oluşuyor. Hırkanın her tarafı çiğ tanesi modeli. Farklı bir lastik çalışması yaptım. Bitişte de farklı bir yöntem kullanarak bitirdim. Biye çalışmasıyla bitirdim bu lastikle uyumlu olarak. Modelin arka tarafı bir de şık açıkçası. Ben çok sevdim modeli. Ön tarafı da güzel, arka tarafı da güzel. Arka tarafı bile kullanılabilecek bir model. Hırkaya robadan başladım. Roba artırmalarımız var. Kollarımızı önce ördük. Sadece kollarımızda dikiş var bu arada. Onu da tığla birleştirdim. Bedende dikiş yok. Bütün bir şekilde ördük. Böyle bir çiçek yaptım. Tabii zevkinize kalmış. Yapmayabilirsiniz. Aynı ipi kullanarak yaptım ben. Modelde 3 numara şiş kullandım. 165 metre uzunluğunda, 50 gramı 165 metre uzunluğunda 3,5 ip kullandım. Oldukça ince zaten görüyorsunuz. Koton bir ip. Böyle çok güzel bir ip. Çok beğenerek ördüm zaten. Beğendiyseniz, benle örmek istiyorsanız hepimize kolay gelsin diyelim ve başlayalım hırkamızı örmeye. Hırkamızı örerken 3 numaralı şiş kullanıyoruz. Misinalı şiş kullanacağım ben. Daha rahat olacağını düşündüğüm için robayı çünkü bütün öreceğiz. Şimdi ben şişime 92 ilmek attım. Ve 92 ilmeğin 8 bir tarafı 8 bir tarafta kenar ilmeklerimiz var. Ve bunu bir ters bir düz ördüm ama bir yöntemle ördüm. Şöyle düzgün olsun diye onu şimdi göstereceğim size. 4 dişte haroşemizi ördük orta kısımda. Bu sırada hemen başlarken ilk iliğimi açacağım. Roba ayrımlarını yapıyoruz ve aynı zamanda modelimize başlayacağız. Ben ön tarafa 18 ilmek verdim. Kollara 12 ilmek verdim. Arkada 28 ilmek ve tek ilmek etrafından arttırma yapacağız. Bu ilmeğimiz de ters örgü olacak. Şimdi başlayalım modelimizi örmeye. İlk 8 ilmeğimiz bir ters bir düz ama farklı bir yöntemle yapıyorum. Şimdi onu göstereceğim. Ben sıra sonunda son 2 ilmeğimi örmüyorum. İpim önde, son 2 ilmeğimi örmeden diğer şişimi aldım. Şimdi sıra başında bu 2 ilmeğimi öreceğim. Düz bir şekilde öreceğim. Sonra bir tane ters örgüm var. Sonraki düz ilmeği örmeyeceğim. İp arkada. Örmeden örme yönünde diğer şişime geçirdim. Sonra ipimi öne alıp diğer ters örgümü ördüm. Bakın ön sırada bu düz örgüleri örmeyeceğiz. Şimdi ipim arkada. İlmeği örme yönünde örmeden diğer şişime aktardım. Sonra ipimi öne aldım. Diğer ilmeğim ters ters ördüm. Düz örgümü yine ipim arkada örmeden diğer şişimi aldım. Şimdi diğer ilmeklerimiz bizim. Model başlayacağız. Artık burada roba ayrımına kadar buraya kadar model başlayacağız. Modelimizi başlarken bu sıramız düz örgü olacak. Arka sıramızda ters örgü. Sonraki sırada modelimizi kuruyoruz aslında. Şimdi bir sıra düz örgümüz var. Düzlerimizi örelim. Kaç tane ördük hatta? 8 lastikten sonra 2, 4, 6, 7, 8, 9 ve 10 ilmek ördüm. Ayracımı şu tarafa alıyorum. Ve arttırma yapacağım. Şu aradan şöyle ilmek çıkarttım. Şişimin üstüne attım. Onu normal düz örgü olarak şimdi ördüm. Sonraki ilmeğimi ben ters örgü olarak öreceğim. Şöyle düzelteyim. Ters örgü örüyorum. Arttırma yaptığımız ilmek bizim ters örgü olacak. Şimdi ayracımı aldım diğer tarafa. Şimdi bu taraftan arttırma yapıyorum sol tarafa. Aldım ipimi bu sefer bu şekilde aktarıyorum. Bir daha göstereyim. Yani şişin üstüne şu şekilde arka taraftan girip şu şekilde aktarıyorum. Şimdi bunu örmesi biraz zor olduğu için şurayı biraz gevşeteceğim. Şu kısmı. Sonra düz örgü olarak bunu da öreceğim. Evet. Şimdi 12 tane düz örgümüz var kol için. Evet, 12. ilmeği ördük. İpimizi çekelim. Ayracımı aldım bu tarafa diğer şişime.
Sağ tarafa arttırma yapıyorum. Bak, önde aslında şöyle de yapabiliriz. Yani şu sol taraftaki şişimi, şu aradaki ilmeği şöyle ön tarafından girerek alıyorum yani. İlk defa bakın ön tarafından girdim, şişimin üzerine aldım. Şimdi bunu düz örgü olarak ördüm. Sonraki ilmeğimi ters örgü örüyorum. Bu arttırma yaptığımız ilmek iki tarafından da. Ayracımı aldım. Şimdi bakın şişimi ikinci kez yaptığımda arka taraftan giriyorum. Bakın arka taraftan girip aktarıyorum şu şekilde. Ve bunu ikinci kez yaptığım biraz zor oluyor sol taraf olan. Şöyle biraz genişleteceğim. Sonra düz örgü olarak ördüm. Sonra arka için 28 ilmeğimiz var. 28 ilmeğimizi örelim. Evet, şimdi bitiyor 28 ilmeğimiz. Sonunu ördüm. Evet, ayracımı aldım. Şimdi sağ tarafa arttırma yaparken bakın şöyle ön tarafından giriyorum. Şu aradaki ilmeği şöyle çıkarttım şişimle. Sonra düz olarak onu ördüm. Sonraki ilmeğimiz ters örgümüzdü bizim. Ayracımı aldım. Şimdi arka taraftan bakın şu şişimle, sol şişimle arka taraftan şu ilmeği çıkarttım şöyle. Şöyle birazcık genişleteceğim örmesi zor olduğu için. Düz örgü olarak örüyorum. Şimdi kolumuz için 12 ilmeğimizi tamamlayalım. Evet, 12'yi tamamladık. Önce ayracımı alacağım. Ayraçlar birbirine girdi. Evet, aldım. Sonra şu şekilde ön taraftan girdim. Ön taraftan şişimin üzerine aldım. Bunu düz örgü olarak ördüm. Sonra ters örgümüz var bir tane. Ayracımı aldım. Şimdi arka taraftan bakın arka taraftan şu aradaki ilmeği çıkarttım. Şöyle birazcık genişletiyorum rahat örebilmek için. Düz örgü ördüm. Şimdi 10 tane düz örgüm var. 10 tane düz örgü ördüm şimdi ön için ve 8 tane ilmeğimiz var. Şimdi burada ilik de açacağız aynı zamanda. Şimdi ilk ilmeğim düzdü. Örmeden diğer şişimi alıyorum ipim arkadayken. Sonraki ilmeğim şu şekilde ters örgü ve şişimde 2, 4 ve 6 ilmek kaldı. Şimdi bu 6 ilmekten şu 2 ilmeği beraber öreceğim. Sonra şişime bir tane ilmek dolayacağım. Şu şekilde yapayım. Sonraki ilmeğim düz. Örmeden aldım. İpimi öne getirdim. Bir tane ters örgüm var. Sonra ipim önde. Şişimde 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmeği örmeden diğer şişimi aldım. Ve ipim önde gördüğünüz gibi. Ve iliğimizi de açtık bu sırada. Şimdi sıra başındayım. 2 ilmeğimi örüyorum. Düz olarak sıra başında örüyorum. Sıra sonunda örmüyorum. Bu önemli. Burada arka tarafta da ters ve düzlerin hepsini örüyorum. Yani bir düz, bir ters. Bir dakika, şurada ilmekler, doladığımız ilmekle arka arkaya geldi. Evet. Bir ters şöyle. Evet. Sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Yani arka sırada düzleri ve tersleri ikisini de örüyoruz. Bakın ilk iliğimizi açtık. Hepsini örüyoruz. Arka sırada öreceğim. Ön sırada düz ilmeklerimi örmeyeceğim. Bu önemli. Burada bütün ilmeklerimi ters örgü olarak, ya ilmeklerin geldiği şekilde örüyorum. Şimdi sadece arttırma yaptığım ilmek düz olacak. Şimdi beraber örelim oraya kadar. Ayraca geldim. Şu şekilde. Bakın burada bir tane düz ilmeğimiz. Ön tarafta ters bu. Burada düz ilmeğimiz olacak. Sonra ters. Hatta ayracın yerini değiştirmişim ben. Bir dakika. Şöyle. Sonra ters örgü. Yani sadece bu arttırma yaptım. Şu aradaki ilmek düz gidecek.
Diğer tüm ilmekleri ters olarak sıramızı çıkalım. Ters tarafımızı ördük örgümüzün. Şimdi ön taraftayız. İlmeklerimizi örelim. 8 tane. İlk 2 ilmeğimizi ördüm. Sonra ters örgümüz ördüm. Sonraki düzdü. Düzleri ön sırada örmüyoruz. İp arkada örmeden diğer şişimi aldım. Sonra ters örgüm var. Sonra yine düz örgüm, ipim arkada, diğer şişimi aldım. Tekrar ters örgüm. Şimdi tekrar örmeden diğer şişimi aldım. Şimdi bundan sonra ilk modelimizi, modelimiz çiğ tanesi modeli diye geçiyor. İlk modelimizi ilk ilmekte başlıyor. 8 ilmekten sonra hemen başlayacağız. Şimdi modelimizde şu şekilde yapacağız. Biraz yaklaştırayım. İlk ilmeğimi şu şekilde düz örgü gibi ördüm ama şişimden çıkartmadım ilmeklerimi. Sonra ön tarafından da gireceğim. Sonra şu şekilde 2 ilmek olarak çıkarttım ilmeğimi gördüğünüz gibi. Sonra 2 tane ters örgüm var. Sonra yine 1 tane ilmek örme yönünde örüyorum. Şişimden çıkartmadım. Ön tarafından da giriyorum. 1 tane daha örüyorum. 1 ilmek şu anda 2 ilmek oldu. Sonra 2 tane ters örgüm var yine. Sonra yine bakın bir tane örme yönünde düz bir şekilde örüyoruz bu arada. Arka tarafta ipimiz. Örme yönünde girdim ama ilmeği çıkartmadım. Ön tarafından da giriyorum. Şu şekilde 2 ilmek olarak tek ilmeği çıkıyorum. Ben bu işlemi arttırma yaparken de kullanıyorum bu yöntemi zaten. Şimdi 2 tane tersim var. Şöyle 2 tane ters örgüm. Sonra yine bir tane ilmeği örme yönünde çıkarttım. İlmekleri çıkartmıyorum. Yine bir tane daha çıkarttım. Bir ilmekten iki ilmek çıkarttım. Sonraki ilmeğimiz bizim ters örgü. Ayracımı aldım. Bu tarafıma arttırma yapıyorum. Ön yüzümüzü bitirdik ve arka taraftayız şimdi. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Gördüğünüz gibi. Sonra bir ters bir düz örüyorum arka sırada. Tüm ilmekleri örüyorum. Kenardaki 8 ilmeğin. Sonra arka sırada yani ön sırada tek ilmekten 2 ilmek çıkarttığımız örgü vardı. Bu sırada bakın belli zaten. 2 yan yana duruyorlar. Bunu ikisini beraber örüyorum. Ters örgü olarak ikisini beraber örüyorum. Sonra 2 düzüm var. Ön sırada 2 tersti bu. Sonra bakın yan yana duruyorlar zaten çok belli bir şekilde. 2 ilmeği beraber ters örerek alıyorum. Sonra 2 düz. Sonra ikişerli olan arttırma yaptığımız 2 ilmeği ters olarak ikisini beraber ördüm. 2 düz ördüm yine. Sonra 2 ilmeği beraber örüyorum ön taraftan ve tek ilmek oluyor şu anda. Tersten aldım. Sonra 2 düz yapıyorum. Ayracımı aldım. Ayracımdan sonraki ilmek zaten arka tarafta düz devam ediyor. Aldım ayracımı. Bakıyorum hangi ilmekler ikişerli diye bakın. Çok belli ikişerli olanlar bakın şöyle. Şimdi düz olarak örüyorum diğer ilmekleri. 2 tane ilmek düz ördüm. Bakın yan yana duruyor. Görüntüsünden anlayabiliyorsunuz ters olanlar. İkisini beraber öreceğiniz ilmekleri. İkisini beraber ön taraftan aldım. Ters olarak 2 düz. 2 ilmeği beraber ters olarak tek seferde alıyorum. 1 ters oluyor. 2 düz 1 ters oluyor. Yani öbür sırada arttırma yaptığımız ilmek bu sırada eksiliyor. Modeli ilk defa örüyorsanız bütün modeller için geçerli. Kesinlikle deneyin başka bir iple. Ondan sonra örmeye başlayın örgünüzü. Ben de bu modeli ilk defa örüyorum. Ve denedim. Öncesinde ördüm bir parçada. Ondan sonra burada başladım. Kesinlikle siz ördüğünüz her modelde, her yeni modelde deneme yapın. Deneme yapmadan çünkü muhakkak size karışık geliyordur şimdi burası. Ama deneme yaparsanız hiçbir şekilde hata yapma şansınız olmaz. Bakın şöyle bakıyoruz ikili ilmekler çok çok belli. Şimdi şunu ters örüyorum. Burada arttırma yaptığım için 3 tane denk geldi burada. Düzüm. Şimdi ikisini beraber örüyorum. 2 düz.
ve 2 ilmeği ters olarak tek seferde ördüm. Ters. Tek ilmeğe çevirdim. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Ön yüzümüze geçtik. Şimdi 8 tane kenardaki ilmekleri örüyorum. Evet, 8 tane ilmeğimizi ördük. Bundan sonraki tüm ilmeklerim düz örgü olacak. Bu sırada düz örgü olarak örüyorum ilmeklerimi. İşlem yapmayacağım. Birkaç sıra sonra zaten modelimiz meydana çıkacak. İyice belli olacak. Sadece düz örgü olarak, bakın, düz örgü olarak alıyorum bütün ilmekleri. Ayracıma geldim. Şimdi arttırma yapıp ayracımı öyle alacağım ki şu ortadaki bir ilmek sabit kalsın diye. Şimdi şu şekilde alıyorum. Şişimin üzerine attım. Bunu da düz örgü olarak ördüm. Ayracımı alıyorum. Ayracımın ortasındaki ilmeğimiz bizim ters örgü ön yüzde. Tekrar ayracımı alıyorum. Şişimi şu şekilde atıyorum. Bakın. Ve bunu biraz gevşetip şöyle önden alıyorum, düz örgü olarak alıyorum. Birazcık çok sert oluyor bu sol tarafa olan arttırmamız. Evet, aldık. Bu sırada böyle düz öreceğiz, arttırmalarımızı yapacağız, tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Arka sırada da tüm ilmeklerimizi ters bir şekilde öreceğiz. Sonra tekrar ön yüze geldiğimizde tekrar modelimizi yapacağız. Şimdi ön sırada düzümüzü, arka sırada da ters örgülerimizi yapalım. Arttırmalarımızı da gösterdiğim şekilde yapalım. Gelelim. Arka yüzde de ters örgülerimizi yaptık. Bakın modelimiz belli zaten artık. Şimdi tekrar modelimizi yapıyoruz bu sırada. 8 tane kenar ilmeklerimizi örelim önce. Evet, 8 tane ilmeğimiz örüldü. Şimdi aşağıdakinin aynısını uyguluyoruz. Yani aşağıda tek ilmekten 2 ilmek çıktığımız ilmeğin hizasına, yani aynı şeyde, hizada olacak. Şimdi ilk ilmekten yapmışız aşağıda. Şimdi burada da ilk ilmekten başlıyoruz. Sonra 2 tersimizi yapıyoruz. Aynı hizada gidiyor hepsi. Bunu çok önem verelim. Yani ilmekler değişmeyecek. Aynı hizada model devam edecek. Şimdi tek ilmekten 2 ilmek çıkartıyorum. Sonra 2 tane ters örgüm var. Şu şekilde. Ve tek ilmekten 2 ilmek çıkartıyorum. Ve 2 tane ters örgüm var. Modelin aynısı yukarıda da devam ediyor. İlk modelimizi yapmıştık. Bu da ikinci modelimiz. Aynı şekilde, gördüğünüz gibi net görüyorsunuz umarım. O şekilde devam ediyoruz. Model bu şekilde devam edecek yukarıya kadar. Yani bütün hırka boyunca aynı modeli uygulayacağız zaten. Modeli dediğim gibi kesinlikle denemeden başlamayın. Denerseniz daha rahat öreceksiniz. Şimdi modelimiz kuruldu zaten. Bütün her şey aynı şekilde devam edip aşağıya kadar öreceğiz. Şimdi robamıza, arttırmalarımıza bu şekilde devam edelim. İkinci iliğimize kadar bu şekilde devam edelim. Örelim şimdi. Bakın modelimiz bayağı oldukça belli. Son derece de güzel durdu. Bu ipe de çok güzel durdu. Şimdi ben ikinci iliğimi açmak istiyorum. 3 tane ilik açacağım. Çünkü bu hırkada 3 düğmeli yapacağım üst kısımda. İlk iliğimizi şurada açmıştık. Sonra şu aradaki ters örgüleri sayalım. Beraber de sayalım aynı zamanda. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22 ve 23 tane olmuş aradaki ters örgülerimiz. Şimdi ilik açacağım. Tekrar ikinci iliğimi açıyorum. Şişimde 8 ilmek var. 2 tanesini ördüm. 2, 4, 6 ilmek var şimdi. Bu 2 ilmeği beraber örüyorum ikisini. Şişime 1 tane ilmek doladım. Sonrasında olduğu gibi ilmeklerimi ördüğüm şekilde örüyorum.
İkinci iliğimizi de açmış olduk böylelikle. Aynı şeyde uzunlukta üçüncüyü de yaptık mı? Yani 23 tane aradan saydığımızda 23 tane olduğunda üçüncüyü de açalım. Sonra devam edelim. Robamız bu şekilde devam edecek zaten. Roba arttırmalarımızı tamamladık şu anda. Toplamda başlangıçtan itibaren 25 defa arttırma yaptım roba için. Şimdi kollarımızı ayırmak istiyorum. Önce kollarımızı öreceğiz, sonra bedene devam edeceğiz. Şimdi ben ön tarafı kola kadar ördüm. Şimdi son bir ilmeğim kalmış. Evet, son ilmeğimi de örüyorum. Ve burada son bedende arttırma yapacağız. Kol tarafında arttırma yapacağız. Bedende birer defa daha arttırma yapacağız. Şimdi bedende olduğum için bir tane arttırma yapıyorum. Beden için bu da bedende kalacak. Sonra şu arttırma yaptığımız ortadaki ilmek var. Bu ilmeği arkadaşlar kola veriyoruz. Toplamda kaç ilmeğimiz olacak korda bir sayalım. Bu arttırma yaptığımız ilmeklerle beraber 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 ve 64 ilmek şu ortadaki ters olan arttırma ilmeğimizle beraber toplamda 64 ilmeğimiz var. Kolumuzu 64 ilmek olarak öreceğiz. Şimdi başlayalım modele. Modelimizi de bu sırada kuruyorduk. Ben kuruyorum, tam o sıradayım. Onu şaşırmayayım. Evet, ilk örgümüz ters olarak başlayacağım. Evet, ters olarak başlıyorum. Sonra arttırmalarımız var. Normal modelimizi, yani modelimizi kuruyoruz. Bu ilmeklerimizi kol için öreceğiz aşağıya kadar. Hiçbir şekilde eksiltme yapmıyoruz bu arada. Kolumuz düz inecek. Düz bir şekilde inecek. Kolumuzu tamamlayalım şimdi. Sonrasında kolumuzu birleştireceğiz. Arka gövdeye geçeceğiz. Bir sıra arka gövdeden örüp diğer kola geçince diğer kolu da bitiriyoruz. Sonrasında tüm bedeni öreceğiz arkadaşlar. Şimdi kolumuzu bu ilmeklerle beraber tamamlayalım aşağıya kadar. Kolumuzu ördük. Şimdi beraber sayalım ne kadar ördük. Ben şu modelleri sayıyorum. Çiğ tanelerini sayacağım. Daha kolay olur. Siz de aynı şekilde sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 tane kol altından itibaren çiğ tanesi yapmışız. Şimdi manşetini yapacağız, bilek kısmını yapacağız ve sonrasında kolumuzu birleştirip bedene diğer kolu örmek için bedeni öreceğiz. Bir süre sonra diğer kolu öreceğiz. Şimdi ilk ilmeği ben örmeden alıyorum. Ondan sonraki tüm ilmekleri artık karışı öreceğiz. Manşet kısmımı sarı şey, çünkü iki ilmeği tek örerek alacağım. Bütün sıra boyunca, yani yarı yarıya indirmiş olacağım ilmekleri. Ben alamadım, ilmeğim açıldı, bir dakika. Evet, iki ilmeği tek seferde öreceğim, bir ilmek yapıyorum. Yani aynı zamanda eksiltmiş oluyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. İki ilmeğimizi bir tek seferde örerek yarı yarı ilmeklerimizi azalttık. Şimdi şişimizde kaç ilmek var bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ve 33 ilmeğimiz var. Bu 33 ilmeği haroşa örgü olarak 4 diş tamamlayalım. Sonrasında kolumuzu birleştireceğiz. Tığıyla birleştireceğiz kolumuzu. Devam edeceğiz örgümüze. 4 dişimizi yapalım şimdi. Haroşalarımızı tamamladık. 3 tane yaptım. Şimdi 4. haroşayı yapıyorum. Hem yapacağım haroşamızı, hem de kesme işlemini yapacağız. 4. sırada 4. haroşa dişimizde kesmiş olacağız. Şimdi kesmeye başladım ben.
Evet, kestik. Gördüğünüz gibi manşet kısmımızı, bilek kısmımızı. Şimdi bir tığ yardımıyla bu kolu birleştireceğiz. Sonra devam edeceğiz örgümüze. Ters tarafından şu şekilde gördüğünüz gibi ikiye katlıyorum önce. Sonra tığımızla ilk kesme yaptığımız yer olan şu kısımdan şöyle tığımızı şuraya geçiriyorum. İki gözünden geçirdim ilk kesme yaptığımız yerin. Sonra bu ilmeğimizi alıyorum. Şöyle bir sıkalım, sık olsun. Buradan şu şekilde geçirdim. Bakın ilk birleştirmemizi yaptık. Sonrasında yan yana getiriyorum. Şu şekilde ilmekleri iki tarafı da yan yana getirdim. Ve tığımızla şu şekilde örüyoruz aslında. Bir bu taraftan, bir bu taraftan alacağım ve örüyorum. Şöyle yan yana getirmeye dikkat edin. Şu ilmekler birbirlerinin üstüne gelsin. Bu çok önemli. Bu şekilde devam edeceğiz. Aynı hizada olmasına özen gösterin ki muntazam ve güzel olsun. Şimdi ön tarafından bir bakalım. Bakın şu şekilde güzel bir şekilde birleşiyor. Şimdi sona kadar kol altına kadar devam edelim bu işleme. Kol altına kadar şu şekilde birleştirdim ve son artık ilmeğim var. Bu ilmeği sağdaki şişime takıyorum. Kol altından bir tane arttırma yapmış olduk şimdi bu ilmekle. Sonra bedene başlıyoruz. Bedene başlarken bu tarafta da yapmıştık. Arttırmamızı aynı robada yaptığımız gibi bir tane arttırma yapacağız. Herhangi bir yerden bir ilmek çıkartabilirim aslında. Çok önemli değil. Şuradan çıkarttım mesela. Hiçbir şekilde belli olmayacak. Şimdi modelimize devam edeceğim. Bu sıra modeli yaptığım sıra çünkü bakın oradayım. İki tersim var. Bir düzden iki ilmek çıkaracağım. İlmeğimi çıkardım bir dakika. Evet, bir ilmekten iki ilmek çıkartıyorum. Sonra yine iki tersim var. Şimdi kolumuza bir bakalım. Şöyle çevireceğim kolumuzu. Bakın, birleştirdiğimiz yere bakın. Muntazam bir şekilde birleşti kolumuz. Son derece güzel bir kol oldu. Hiç eksiltme yapmadık. Yukarıdan itibaren sadece bilek kısmında eksiltme yaptık. O da şık bir görüntüsü oldu. Şimdi bu bedeni şuraya kadar yani kola kadar yine örüyorum. Sonra diğer kolumuzu da aynı bu kolu yaptığım gibi tamamlayacağım. Sonrasında bedeni öreceğiz. Bedendeki arttırmaları unutmayalım. Yalnız ilmek sayısında eksik olur. Yani şurada hemen yapmıştık bir arttırma. Şimdi kola geçerken de bir arttırma yapıyoruz. Diğer kolumuzu da aynı şekilde örelim. Sonra bedenimizi öreceğiz artık. İki kolda bu şekilde tamamladık. İki kolda bitti şimdi. Bedene geçtik. Bedeni sadece modelimizi uyguluyoruz. Arttırma, eksilme herhangi bir işlem yok. Aşağıya kadar modelimizi yapacağız, öreceğiz. Başka hiçbir işlem yok. Devam edelim örmeye bedenimizi şimdi. Hırkamız artık istediğimiz uzunluğa geldi. Toplam ne kadar örmüşüz? Şu şeyleri sayacağım ben. Tanelerim, çiğ tanelerini sayacağım baştan itibaren. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 çiğ tanesi yaptım.
Şimdi kenarına biye çalışması yaparak hırkamızı bitiriyoruz artık. Şimdi başlayalım örmeye. 4 ilmekten oluşacak biyemiz. Şimdi ilk 4 ilmeği örüyorum önce. İlmekler nasılsa öyle örüyorum. Bir tane ters örgümüz var. Bunu da öreceğim ben. Ters olarak öreceğim. 3 taneyi ördüm. Şimdi 4. ilmeği de ördüm. Ve bütün ilmeklerimi geri olduğu gibi takacağım. Şu şekilde. 4 ilmek ördüm ve geri taktım. Şimdi yine 4 ilmeği baştan itip, ipim şu tarafta, bunu şaşırmayın, ip bu tarafta olacak. Şimdi yine 4 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3. ilmek ters ve ilmeğin yönüne göre alın, geri aldığımız için ilmekleri ters ekilecektir. Sizin de ilmek alışınıza göre ayarlayın. 3 taneyi ördüm yine. 4. ilmeğimi şöyle düzeltiyorum yönüne doğru. Sonra 4 ile 5.yi beraber ördüm. Şimdi ben şişimden 1 ilmek eksiltmiş oldum aynı zamanda. Şimdi geriye tekrar alıyorum bu 4 ilmeği. Sonra 3 tanesini yine örüyorum. 1, 2, 3. Şöyle ters örgü bu. 3. Bir dakika. 3. Şimdi yerde şöyle çevireceğim ilmeğin yönüne doğru 4. ilmeği. Sonra 4 ile 5'i beraber örüyorum. Ve 1 ilmek daha eksilmiş oldu. Şimdi tekrar bu 4 ilmeği diğer şişime, sol şişime yine takıyorum. İpim her zaman bakın burada. Yani 4 ilmek gerisinde şurada ördüğüm yerde kalıyor. Şimdi yine 3 ilmeğimi öreceğim. 1, 2 ve 3.yü örüyorum. Sonra ilmeğimi şöyle çevirip düzeltiyorum. Sonra 4 ve 5'i bakın gördüğünüz gibi beraber ördüm. Şimdi ilmekleri yine takıyorum. 4 ilmeği sol şişime. 3 tane ilmeğimi örüyorum. 1, 2 ve 3 ördüm. İlmeğimi değiştirdim. Şöyle çevirdim. 4 ve 5'i beraber ördüm. Sonra yine sol şişime aldım bütün ilmeklerimi. 3 ilmeğimi örüyorum baştan. 1, 2, 3. Sonra şunu şöyle çeviriyorum. 4. ilmeğimin yönüne doğru 4 ile 5'i beraber ördüm. Şimdi yine bütün ilmeklerimi diğer şişime alıyorum bu şekilde. Bakın şu şöyle gördüğünüz gibi ilmekler dönmeye başladı zaten. Aynı zamanda her 4 ile 5'i aldığımızda 4 ve 5. ilmeği beraber ördüğümüzde bir ilmek şişimizden eksiliyor. Ve şu şekilde bir biye çalışmamız oluyor. Ben bu aradaki ters örgüyü de devam ettirdim ki lastikli daha güzel, daha şık durduğu için devam ettirdim. Bu şekilde şişimizin sonuna kadar örelim, kesmemizi tamamlayalım şimdi. Evet arkadaşlar, hırkamızı tamamladık. Ben şu şekilde düğmelerini de diktim. 3 tane ahşap düğme diktim. Aynı iple çiçek yaptım bir tane. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Zevkinize kalmış. İsterseniz hazır çiçek dikersiniz. İsterseniz sade kullanırsınız hırkayı. O isteğe bağlı, nasıl isterseniz. Şimdi ölçümlerini vereyim hırkamızın. Enine bakalım. Şöyle bir dakika. Şöyle bakın 26 santimetre eninde oldu. Boyumuza bakacağım şu şekilde. Tam şu omuz hizasından bakın 32-33 santimetre uzunluğunda oldu. Tam bir yaş ölçülerinde hırkamız. Ben 50 gramı 165 metre uzunluğunda 3,5 ip kullandım. Oldukça ince, yani hırkamız oldukça ince, koton bir ip zaten. Son derece de şık oldu. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. YouTube kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.